Elektrik Mühendisleri Odası'nın düzenlediği Orta Doğu Enerji Savaşları ve Suriye adlı panelde AKP'nin kukla yönetimle yaptığı gizli petrol anlaşması tartışıldı. Gazeteci Utku Çakır Özer anlaşmanın Dışişleri ve Enerji Bakanlarının önünde olduğunu söyledi. PKK ile yapılan müzakerelerin tamamen petrol odaklı olduğunu belirten ekonomist Mustafa Sönmez ise Kürt Federasyonu'nun petrol yoluyla Türkiye'ye eklemlenmeye çalışıldığını vurguladı. Değerli katılımcılar, Elektrik Mühendislerinin düzenlediği panelde Orta Doğu Enerji Savaşları ve Suriye tartışıldı. Panele eski BOTAŞ Genel Müdürü Mete Göknel, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakır Özer, ekonomist yazar Mustafa Sönmez ve yazar Faik Bulut konuşmacı olarak katıldı. Tehlikeli bir hal aldı ki... Panele AKP hükümetinin kukla yönetimle yaptığı gizli petrol anlaşması damgasını vurdu. Öyle anlıyoruz ki kimse bunu resmi olarak açıklamıyor ama herkes biliyor, herkes birbirine kulağına fısıldıyor. Ankara ile Erbil arasında bir yeni petrol hattı kurulması ve Kuzey Irak petrollerinin Bağdat rejiminin, yani Bağdat'taki hükümetin onayı olmaksızın yine Türkiye üzerinden dünya piyasalarına aktarılmasına ilişkin bir anlaşmanın yapıldığı. Utku Çakır Özer gizli petrol anlaşmasının Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın masasında olduğunu açıkladı. Bazı bakanların önünde olduğu söyleniyor bu anlaşmanın, Dışişleri Bakanı ve Enerji Bakanı başta olmak üzere. Gerçekse bu benim görebildiğim kadarıyla Kuzey Irak Kürtlerinin, yani bu Irak Kürdistan'ı denen bölgenin bağımsızlığının belki de son halkası demektir. Ekonomist Mustafa Sönmez, AKP hükümetinin PKK ile yaptığı müzakerelerin temelinde Kuzey Irak petrolünün olduğunu söyledi. Petrol odaklı Kürt federatif yapılanmanın Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl eklemleneceği ve bu arada bu Kürt sorununun ve PKK sorununun bu işin içinde nasıl halledileceği sorusu var. Bence bu senaryoyu hayata geçirmeye doğru adımlar atılmaya başlandı ki hiç hesapta olmayan bir şekilde birden o savaşçı dil terk edilip bir müzakereci dile dönüldü. İmralı'yla görüşmeler başlandı. Bir bahar rüzgarı, bir barış rüzgarları estirilmeye başlanıyor. Bunlar hiçbir şekilde AKP iktidarının bir barış sevdalısı haline gelmesiyle ilgili değil. Tamamen bu Kürt petrol odaklı Kürt federalizmiyle ilgili. Sönmez, AKP'nin gizli petrol anlaşmasının cari açığı kapatacak bir denklem olduğunu belirtti. Bu serüvene zorlayan ne AKP iktidarının? AKP iktidarının sıkışmışlığı, bir kere onu söyleyelim. Çünkü bu enerji meselesi gerçekten Türkiye'nin şu anda cari açığına denk gelen bir mesele. 60 milyar dolarlık bir enerji, ithal enerji faturası var. Ve bu kolay kolay da aşılacağı benzemiyor. Herhalde bunlar böyle aç tavuk rüyasında bunu görüyor. Eski BOTAŞ Genel Müdürü Mete Göknel, Türkiye'nin milli bir dış politika benimsemesi gerektiğini vurguladı. Göknel, TSK'nın kriz bölgelerine sürülmesiyle Türkiye'nin ülke bütünlüğünün de tehlikeye atılabileceğine dikkat çekti. Burada Türkiye'nin çok ciddi, iyi bir politika gütmesi gerekiyor. Ve bu politikada dış odaklı olmaması lazım. Ulusal faydalar öne çıkarıldığı bir akıllı politikalar olması lazım. Bugüne kadar uygulanan, önceliklerin belirlenmediği dış kaynaklı politikalarla bir yere gitmemiz mümkün değil. En önemlisi Türkiye'nin bulunduğu bu sorunlu bölgede askeri gücünün kriz bölgesine sürülmesi bir anlamda da gelmemesidir müdahalesi. Böylesine bir uygulama hepinizin bildiği gibi ülke halklarıyla mevcut etnik, dini ve akrabalık bağlarında bu Türkiye'nin ülke birliğini zedeleyebilecek bir hareket olur.